Değerli basın mensupları, bugün Türkiye'nin dört bir yanından çocukları, kardeşleri, eşleri, anne babaları cezaevinde olan aileler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiler. Çocuklarının yaşadıkları sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan ve diğer partilerle görüşmek istediler. Bugün bizden bir randevu almışlardı. Ayrıca bizim grup toplantımıza katıldılar ve taleplerini bir biçimde gündeme getirdiler. Ama bu sorunun biliyorsunuz birinci derecede muhatabı Adalet Bakanlığı. Meclisten çıktıktan sonra sorunun birinci derecede muhatabı olan Adalet Bakanlığı'na gidip dertlerini anlatmak istediler. Fakat meclisin kapısı önünde henüz 3 adım atmadan ciddi bir abluka altına alındılar. Adalet Bakanlığı'nın önüne gitmeleri engellendiği gibi zorla, zor kullanılarak araçlara bindirilip buradan gönderildiler. Türkiye'deki demokrasinin, Türkiye'nin demokrasinin geldiği durum budur. Çocuklarının yaşamından endişe duyan aileler, sorunun muhatabı olan Adalet Bakanlığı önünde dertlerini anlatamıyorlar. Eğer bir ülkede ifade özgürlüğü yoksa orada artık hiçbir özgürlükten bahsedilemez. Eğer bir ülkede ifade özgürlüğü yoksa o ülkede ne toplantı hakkı vardır ne yürüyüş hakkı vardır. Eğer bir ülkede ifade özgürlüğü yoksa orada vicdan özgürlüğü yoktur. Orada örgütlenme özgürlüğü yoktur. Bütün bu özgürlüklerin öncesinde ifade özgürlüğü gelir ve hep beraber hep birlikte gördük. Gözü yaşlı anaların, gözü yaşlı babaların Adalet Bakanlığı önüne gidip bir açıklama yapmasına bile İçişleri Bakanlığı'nın Soylu'nun emrindeki güvenlik birimleri tahammül edemediler. Zorla aileleri araçlara bindirerek buradan gönderdiler. Bu durumu protesto ediyoruz. Ailelerin yanında olduğumuzu söylüyoruz. Ve bu sorun çözülene kadar cezaevinde çocuklarına ölümleri bekletilen bu ailelerin yanında olacağız. Direnişlerinin yanında olacağız. Onların söz söylemelerinin güvencesi olacağız. İstedikleri kadar engellesinler. Kuşkusuz onlar buradaki planlarını sizlerle paylaşacaklar. Fakat biz ev sahibi olarak, konuklarımız olarak onlara sahip çıkmak istedik. Gördüğünüz gibi ciddi bir engelle karşılaştık diyorum. Ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz arkadaşlar.